uzak bir ülkenin bilge bir hükümdarı varmış. Bu hükümdarın her hükümdarın etrafında olduğu gibi dal kavukluk yapan, ona yağcılık yapan tabiri caizse adamları varmış. Dal kavukları işte saray ahalisi diyelim. Bu tarz insanlar varmış. Kral hangi odaya girse, kralım sen ne kadar büyüksün, her şey senin emrine amade, her şey sana itaat eder, her şey senin sözünün dışına çıkmaz diye padişah olabildiğince överlermiş. Tabi bilge dedik ya padişah da bunların e, yaptıklarının farkında. Padişah bunların yağcılık yaptığının farkında. Öyle ya. Bir insan kendisini gücünü ve kudretini bildiği zaman başkalarının kendisini met etmesini de neyi yapıp neyi yapmayacağını da bilmesi gerekir. Dolayısıyla padişah bunların farkında, kendisinin de aslında e, gücünün sınırlı olduğunu, her şey gücünün yetmeyeceğini farkında bilincinde. Neyse bir gün padişah e, bu, tüm bu olanların, tüm bu yapılanların, tüm bu övgülerin dışında sıkılmış canı deniz kenarına bir yürüyüşe çıkmış. Deniz kenarına yürüyüşe çıkmış, o sırada düşünmeye başlamış. İşte ya bu insanlar böyle yapıyor ama. Bu insanlara bir ders vermek gerekir. Bu insanlara böyle olmadığımı hatırlatmak, anlatmak gerekir diye de düşünmeden edememiş. Bilge çünkü. Bilge kral da, bilge hükümdar da ayrıca çok önemli, çok kıymetli. Çünkü yaptığı işleri adaletle yapar. Bunu da belirtmiş olalım. Neyse bizim kral, bizim hükümdar demiş ki ben bunlara nasıl bir ders verebilirim? Düşünmüş, taşınmış. Aklındaki fikirleri olgunlaştırmış. Neyse birinde karar kılmış. Saray ahalisini çağırttırmış. Demişin, demiş ki bütün saray ahalisine gelin bakalım. Hepsini o deniz kenarına toplamış. Sonra demiş ki saray ahalisine ben ne dersem yapar mısınız? Tabi padişahım senin sözün üstüne söz söylemek bizim haddimize mi? Sen emret yeter yani. Akan sular durur. Bu deniz demiş sana hükmeder. Sen bu denize hükmedersin. Bu deniz ne derse yapar. Neyse padişah da zaten yapacağı işi de hemen e, orada göstermek istemiş ve e, demiş ki kendi etrafındaki dal kavuklara demiş benim tahtımı getirin. Neyse emir edersiniz padişahım. Tahtı almışlar saraydan getirmişler. Demiş ki padişah tam demiş şu şurası var ya demiş tam bu dalgaların bitimiyle kumsalın başlandığı o yere tahtımı bırak. Adamlar hemen emredersiniz padişahım başım üstüne götürmüşler. Tahtı buraya bırakmışlar. Padişah tahta oturmuş ve dönüp demiş ki ahaliye çevresindeki o insanlara kendisine yağcılık ve dal kavukluk yapanlara demiş ki ben şimdi ne dersem herkes uyar. Herkes bu emre itaat eder değil mi? Tabi padişahım yani ayıp ediyorsun yani şimdi sen koskoca hükümdarsın. Sen ne emredersen o oğlu verir demiş. Farkında değiller dediklerini. Padişah da tabi bunu öğretecek. Öyleyse demiş padişah. Emrediyorum dalgada deniz olmayacak. <laughs> Ters söyledik. Emrediyorum demiş. Bu denizde bir tane dalga görmeyeceğim. Herkes. Yani şimdi olmaz diyemiyor. Biliyorlar aslında yaptıklarının farkındalar aslında ama padişaha da şimdi o kadar övgü yaptık ayıp olmasın diye. Tabi padişahım bundan sonra denizde dalga olmayacak demişler. Tam böyle cümlelerini bitirmeden küçük bir dalga gelmiş. Hükümdarın, padişahın, kralın ayağına değmiş ve ıslatmış. Saray ahalisi şaşkın. Şimdi biz böyle dedik ama Neyse tam bu şaşkınlık içerisindeyken tüm ahali ve e, kral tabi farkında bunun. Ahali tam bunun şaşkınlığı içerisindeyken bir büyük dalga daha gelmiş. O da kralın ayağını ıslatmış. Saray ahalisi hemen böyle telaşa demiş ki kesin bu denizde bir gemi vardır bu dalgaları o oluşturuyor diye. Yoksa deniz sizin emrinize itaat etmeden olur mu? Kesin itaat eder. Tam bu konuşmalar sırasında daha büyük bir dalga gelmiş. Padişahın eteğini de padişahın kıyafetini de ıslatmış. Padişah tabi vermek istediği mesajın artık kıvama geldiğini anlamış ve dönüp demiş ki ahaliye kendisine yağcılık yapanlara kendisine haddinden fazla övgüde bulunanlara padişahın gücünün ve kuvvetinin sınırını aşacak şekilde övenlere demiş ki padişah Bakın demiş. Ben de sizin gibi bir insanım. Benim de gücümün ve kuvvetimin bir sınırı var. Siz denizlere hükmettiğimi, dünyaya hükmettiğimi söylüyorsunuz ama değil. Bak bir dalgaya bile söz geçiremiyorum. Dolayısıyla ben de beni yaratanın kuluyum. Ben de onun gücüne itaat edenim. Ben de onun gücü karşısında eğilenim. Bu makamı, bu mülkü sizlerin üzerinde bir kral olmamı da bana nasip eden odur demiş ve ahalisine bu dersi vermiş. Sözün özü biz birini met ederken padişahın verdiği mesajdaki gibi met ederken dikkat edeceğiz. Adamın yeteneği vardır. Amenna. Yeteneği çerçevesinde elbette onu takdir edeceğiz. Elbette ona övgülerde bulunacağız. Lakin bu insanın ve bizim hem haddimizi hem hududumuzu hem imanımızın sınırını aşacak övgülerde bulunmayacağız. Yani haşa ben bugün sen denizlere hükmedersin dediğim zaman Allah muhafaza ne olmuş olurum? Çizgiyi ve sınırı hududu aşmış olurum. Biz yaşarken de bunun farkında olarak da yaşayacağız. Yani şimdi birinci dersimiz oydu. Birinci Sözün özü oydu. Yani övgüde bulunurken çizgiyi aşmayacağız. İkincisi makam sahibi olduk. Mevki sahibi olduk. Kendimizi büyük görmeyeceğiz. Her şeye hükmettiğimizi sanmayacağız. Her şey benim emrime amade. Ben ne istersem o olur demeyeceğiz. Hatırlarsanız 12 altın düğmenin hikayesini anlatırken daha önceki bölümlerimizde ne diyordu Padişah? Bana yarına kadar 12 altın düğme yapacaksın altından. Şimdi kuyumcu başı yok diyordu, olmaz diyordu. Ama ne oldu? Padişah sabahına göçüp gitti. O 12 altın düğme oldu, 12 altın çivi ve tabutuna çakılıp gitti. Dolayısıyla her şeye hükmettiğimizi düşünerek, her şeyi kontrol edebileceğimizi düşünerek yaşamayacağız. Çünkü biz aciz varlıklarız. Biz bizi yaratanın bize vereceği nefese bile muhtaçız. Dolayısıyla biz yaşarken de, överken de, oturup kalkarken de, konuşurken de ölçülü olacağız. Bu da bugünün kıssadan hissesi, sözün özü. Bir başka programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.